Alkışlarınızla blockchain. Abi DAP mı DEP mi diyoruz? Ben hala ben DAP diyorum da kimleri DEP diyor. Neyse blockchain, DAP ve Ethereum ekosistemini konuşmak üzere Colendi kurucusu Bülent Tekmen'i buraya davet ediyorum. Hoş geldin. Sen DAP diyorsun değil mi sen de? Distributed app diyorum ben. Ama yani sen DAP distributed diyorsan... app diyorum ben. DAP mı diyorsun, DEP mi diyorsun? Distributed app. Çünkü ne diyeceğimi bilmiyorsun diye böyle... Çünkü kimisi DAP diyor, kimisi DEP diyor. Bence DAP bu arada. Hani bizim açımızdan abi daha... Abi sence kolay. Bence diye bir şey var mı ya? Şahsen DAP. Ha bir de işin garibi yani yabancı videoyu falan dinlerken de dikkat etmiyorum. Yani hep DAP dediğini varsayarak yaşıyorum. Neyse. Ne yapacağız peki? Ne diyeceksin peki şimdi konuşurken? Ben data ile konuşurum. Bakalım datam var mı? Datam yok. Tamam o zaman teşekkür ediyoruz. Bülent Bey'in datasını verelim. Evet, bu arada Colendi'yi bilenler vardır büyük olasılıkla. Bülent'i de bilenler vardır büyük olasılıkla. İnnal'ın kurucusuydu. İnnal, sen anlat ya ben anlatmayayım. Niye ben anlatmayayım. Anlatmayayım. Robot gelsin o anlatsın. Evet, Pepper'ı buraya davet ediyoruz, o anlatsın konuyu. Gerçekten sağ olsun Arda beni çok güzel introduce etti. Robotla 15 dakika konuştum, beni 1 dakika anlatamadın ya. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum sana. İnnal diye bir şirketimiz vardı. Transactional Banking anlamında bir elektronik para şirketiydi. Şimdi de özellikle kredi skorlama ve mikro kredi üzerine fokus olduğumuz bir protokol yazıyoruz. Bunu da Ethereum dünyasında yapıyoruz. Biraz daha detaylı arkadaşlarımız anlatacaklar. CTO'muz Erbil burada. Product'tan sorumlu arkadaşlar burada. Ha, bir dakika, bayağı bir detay var. Ben senin demek istediğini daha net söyleyeyim. Workshoplardan bir tanesi işte bu konuda DAP yazmakla ilgili workshop'u Colendi ekibi veriyor olacak. Çok kağıt var önümde. Şu an çok saatini... hızlı bir özet esasında şey vermek gerekirse, evet. Dünyada benim gördüğüm herhalde 97-2000 arasında bir yerlere doğru gidiyoruz. Şu anda bu DAP ekosistemi veya Distributed App ekosistemi rakamlar ortada. Gerçekten çok zayıf, çok küçük. 5000 tane smart contract'in run edildiği veya 27.000 daily active user yani günlük kullanıcının olduğu çok emekleme döneminde diye düşünüyoruz. DAP'ın ne olduğunu bilmeyen olabilir mi burada acaba? Soralım bir mı? Yani şöyle bir şey olalım. Ya bilen, bilmeyen var mı? Bilmeyen el kaldırılmazlar. Bilmeyen kaldırmayacağı bir ortamdayız doğal olarak. Yani peer-to-peer ve single bir server üzerinden çalışmayan, tek bir failure point olmayan distributed bir veri tabanı üzerinde, distributed ledger üzerinde çalışan application'lar. Gerçekten içinde bir tane Türkçe kelime yoktu. LAR sadece çoğul eki Türkçeydi. Evet. Evet. Ya o zaman şöyle yapayım. Bunlar ama mesela decentralized yapılarda, dağınık yapılarda çalışan, blockchain'de çalışan. Kategorilerine girersek herhalde daha evet. Net ifade etmiş oluruz. Sayıya tekrar bir gelsene göre sayılara. Yani daha hala ne kadar küçük bir ekosistem olduğunu ve buradaki katılımcılar için de ne kadar önemli bir oyun alanı olduğunu göstermek adına. Yani şu anda toplamı sadece daha 2200 tane DAP, DAP var. Günlük aktif kullanıcı daha 27.000 seviyesinde. Ve daha gideceği çok yol var. Çok yol var. İnşallah bir aksilik olmazsa biz de 12-12'de kendi native DAP'imizi launch ediyoruz. Yani Debrazi Fintech Konferansı'nda. Debrazi Fintech Konferansı'nda yetiştirdik. Şu anda hatta beta kullanıcılarımızı blogumuz üzerinden alıyoruz. Bu bizim için önemli bir milestone. Gerçekten çok kritik bir şey. Neden derseniz baktığımızda burada birçok farklı alanda kategorilerde exchange'ler, oyunlar veya farklı alanlardaki kullanıcı sayılarına baktığımızda gerçekten inanılmaz bir fırsat var. Yani Türkiye'de de benim gördüğüm kadarıyla bu işle ilgilenen çok ciddi beyinler var. Dünyada bunların hepsi iş yapıyor. İlla Türkiye'de olmak zorunda değiller. Ama benim ilgimi çok çeken bir ne diyelim istatistik bu. Ne kadar büyük bir fırsat olduğunu gösteriyor. Bunu büyük ihtimalle bugün paylaşıyor oluruz zaten herkese de. Açık bilgiler olduğu için çok daha efektif oraya hale geliyor. Yine çok hızlı bir özetleyelim. Yani exchange'ler yani işte borsalar. Ya tabii ki bunlar kripto para borsaları. Bunlar IDEX gibi decentralized exchange'ler. Evet, depolama gibi. Servisleri yani storage'lar. Gambling, kumar servisleri, finans, oyunlar vesaire diye gidiyor ve en aktif kullanıcılar, DAP'lar tabii ki exchange'lerde oluyor. Bunların büyük bir kısmı da Ethereum Network üzerinde itibariyle. Onunla ilgili de baktığımızda aktif kullanıcı sayısındaki esasında potansiyel, buradaki diversification veya dağıtık mimari de inanılmaz bir şekilde Ethereum'a yoğunlaşmış durumda. Bizim gördüğümüz tek kritik şey ise şu Ethereum'daki gerçekleşen yeni adres sayısı. Yani bu istatistik bizim açımızdan
bir şekilde mainstream'e doğru gitme ihtimalinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor talebin. Ve hala daha 50 milyon olmamış baktığımız zaman. Bugün baktığımızda gene Coinbase'in 27 milyon aktif user'ı, daha doğrusu toplam user olduğunu geçen sene, bu seneki aktiflik oranının ise 5-6 milyonlar seviyesine indiğini görüyoruz. Bu tabii birazcık da bu işi nasıl insanlar kullandıklarına bağlı olarak değişecek. Dolayısıyla o application'lar veya uygulamaların çok daha farklı alanlarda hayatımıza değmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Ama o aradaki 2017 sonu, 2018 başı oluyor galiba. O ani büyüme ve devamındaki muazzam artış, ICO marketinin esasında o inanılmaz sayıdaki ICO'nun ve şu anda regülasyonlar dahilinde çok daha farklı bir anlam ifade ediyor. Ama çok yavaşlama yok yani, hala aynı hızda gidiyor. Kesinlikle yani. Katılıyorum. Datan da güncel gibi yani, 11 Kasım datası. Yani bunlar günün sonunda çok rahatlıkla takip edilebilen, her an görebildiğimiz istatistikler. Tüm network açık olduğu için herhangi bir Ether nodu üzerinden veya diğer nodlar üzerinden, EOS nodunuz gibi kontrol edip bakabildiğiniz, gün içinde ne noktada olduğunu, congestion veya trafiğin ne olduğunu, nerelerde nelerin yapıldığını çok şeffaf bir şekilde görebildiğimiz yapılar. Hala daha çok küçük, dediğim gibi Amazon'un 97-2000 arasındaki ilk transaction'ın yapıldığı günler, yani kredi kartıyla Jeff Bezos'un anlattığı, geldiği zaman zili çaldıkları ve annesinin, yok kardeşinin, arkadaşının alışveriş yaptığı günler gibi görüyorum. Ki 4 seneyi geçtik. 4 senenin üzerinde ilk uygulamalar yeni geliyor diye düşünüyorum. Burada da kısa bir reklam arası vereceğim izninle. Biz de alfamızı çıkartmıştık. Alfa'yı seninle duyurduktan sonra Türkiye 1 numaraya geldi. 8 numaradaydı. Allah Allah, Allah hakikaten. Ki genelde benim Endonezya'dır okuyucu kitlem yani. Ya, onu ayrıca konuşuruz. Ben Afrika tarafına yoğunlaşacağım bu sene inşallah. Çok daha büyük bir pazar olacağını düşünüyorum. Bu bizim açımızdan güzel bir esasında potansiyel olduğunu gösteriyor. Tekrar geri dönersem eğer, bu alandaki yapılabilecek uygulamaların esasında kategorilerinin ne kadar daha farklılaşabileceğini de önümüzdeki dönem göreceğiz diye düşünüyorum sevgili Arda. Deyip, datam dedim, bu kadar mıydı yani? Yani 3 slide işte. Ama bu... takdir ettim, çok güzel bir zamanlamada anlattın. Bu arada şimdi kolendi dedik, şimdi biz tabii... Kolendi'nin ne olduğunu da bilmeyenler olabilir bu arada. Kolendi'nin ne olduğunu bilmeyen var mı? Herkes, vardır. Hiç kimse bilmiyordur. Ben, bilmeyen var mı dedim, az yakaladım. Sen gene bence bir özet geç. Bir de şimdi beta user'ımız falan filan diyorsun. Süper, doğru söylüyorsun. Yani isteyen oynasın yani, indirsin. Çok güzel söylediniz Arda Beyciğim. Kolendi decentralized kredi skorlama ve mikro kredi protokolü. Bizim gördüğümüz dünyada 50-55 ülkede kredi kayıt büroları tarafından tamamlanan finansal rekorlarla tamamlanmış bir esasında kredi skorundansa bütün verinin bize ait olduğu Know Your Customer standartlarının, yani müşterinin tanımlanması, bir identity, üstüne bir skorlama ve sonunda da bir alışveriş yapılabilecek kadar güven ve güvenliğin blockchain environment'ına teslim edildiği bir mimari tasarladık. Alfa uygulamasında da hayalimiz bunu baştan sona test etmekti. Test ettik, skoru hesaplayabiliyoruz. Gerçekten kullanıcılarımız var. Türkiye'de birkaç tane partnerimizi çok yakında duyuruyor olacağız sonuçlarını. Söylemiyor musunuz kim olduğunu? Birinci senesinin dolmasını bekliyoruz. Kim olduğunu mu söylemiyorsunuz? Birinci senesinin dolmasını benim bekliyoruz. Benim bildiklerim var ama. Çok ayıp ama. Hani bence robotu çağıralım, seni artık ona replace edelim. Robotla beni replace etmek. Çok enteresan fikir. Yani %80'ini cover ediyor. Hiç şey yapma, kırılma, gücenme yok. Yani hani %80. Kalan %20 de boyundan dolayı sadece böyle değil mi? Yani o benden biraz daha kısa olduğu için sadece yani. Estağfurullah. Biz Hakan Bey'i tebrik ediyoruz. Yakında bir Arda versiyonunu ben şahsen bekliyorum. Böyle hızlı konuşuyor falan, şey yapamıyor. İndirebiliyorlar mı? Ne yapabiliyor şu anda? Şu anda indirebiliyorlar. Kolendi.com'dan, bizim blogs'dan direkt waitlist'e girip distributed app'imizi de indirebilirler ilk sırada. Alfa'yı da bugün itibariyle test edebilir. Kolendi.com'dan yapabiliyorlar. Bülent çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Yani özellikle, yani hem ben Bülent'i özellikle aradım bu konferansın. Dedim ki ya gerçekten böyle blockchain konusu sağlam bir workshop istiyorum. Senin ekip gelse şöyle bir DAP falan yazma konusunda bir workshop yapsa nasıl olurdum? Süper olur dedi. O zaman sana da ayıp olmasın. Sen de DAP'ın workshop'unu biraz bari sahnede biraz konuşalım yani. Data konuşalım hiç dedim. Hiç olmazsa biraz sağ olsun, kırmadı. Geldi, çok da keyifli oldu. Hızlı tam böyle hap tadında datalarla paylaşmış olduk. Çok sağ geldin. Süper. Görüşürüz.